Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz tabii ki. En son erkek üreme sisteminden bahsetmiştik. Erkek üreme sistemi yapılarından bahsetmiştik. Şimdi geliyoruz diş üreme sistemine. Arkadaşlar, diş üreme sistemini de anlattıktan sonra size spermatogenez ve oogenezden bahsedeceğim. İkisini karşılaştırarak anlatacağım. O yüzden ikisini bir araya bıraktım. Şimdi diş üreme sisteminde ilk önce sistemin yapılarından bahsedelim. Daha sonra ise arkadaşlar daha çok sorulma ihtimali olan menstrual döngüden bahsedeceğim size. Şimdi şöyle hemen başlayalım. Ben yine şeklimi çizdim geldim tabii ki. Arkadaşlar ilk önce bakın şurayı görmeyin. Bu kısımda ben diş üreme sisteminin yapılarını söyleyeceğim size. Bu kısımda ise menstrual döngüden bahsedeceğim. İşte yumurta nasıl dışarıya çıkıyor, yumurta çıktıktan sonra neler gerçekleşiyor bundan bahsedeceğim. Bakın şurası şu büyük olan şekil küçük olan şeklin büyütülmüş halidir arkadaşlar. Hatta şöyle ok olarak göstereyim buna. Büyütülmüş şeklidir. İçerisinde işte hangi evreler var menstrual döngüde bu evrelerden bahsedeceğim. İkisini birlikte çizme amacım. Şimdi buradan sonra devamı geliyor ya şu şekilde embriyo tutulana kadar. Burayı göstermek için ikisini yan yana çizdim. Şimdi diş üreme sisteminin organları nelerdir? İlk önce bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar diş üreme sisteminde neler bulunur? Yazayım şöyle. Dişi üreme sisteminde bir kere birincisi yumurtalıklar. Yumurtalıklar. Diğer bir adıyla ovaryum. Daha sonra arkadaşlar yumurta borusu ya da şey yumurta kanalı. Yumurta kanalı. Diğer bir adıyla arkadaşlar fallopi tüpü. Fallopi tüpü ya da oviduct. Oviduct olarak da geçiyor. Daha sonra geliyorum üçüncüsüne. Üçüncü olarak döl yatağı diyeceğiz. Rahim. Rahim. Diğer bir adıyla döl yatağı. Döl yatağı ya da uterus. Uterus. Daha çok döl yatağı ve uterus kelimeleri kullanılıyor tabii ki. Dördüncü olarak arkadaşlar rahim ağzından bahsedeceğiz. Rahim ağzı. Araya eskici hurdacı girdi bakalım. Serviks arkadaşlar diğer bir adıyla serviks. Bir de serviksin açıldığı vajina kısmı vardır. Son olarak da vajina kısmından bahsedeceğiz. Şimdi şekil üzerinde de bu yapıları göstereyim. Üstüne şimdilik isimlerini yazmayacağım. Çünkü şu menstrual döngüyü anlattıktan sonra o isimleri de yazacağım arkadaşlar. Şimdi bakın yumurtalıklar şu yapılardır. İki tane bulunur arkadaşlar. Bir sağda bir de solda iki tane bulunuyor. Her ay bir tanesinden yumurta üretiliyor. Bazen aynı anda iki yumurta da üretilebilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da çift yumurta ikizliğine sebep olabilir. Ama genelde bir ay birinden diğer ay birinden üretiliyor yumurta. Daha sonra bakın şöyle boru şeklinde olan yapı yumurta kanalıdır. Diğer bir adıyla fallopi tüpü ya da oviduct diyoruz arkadaşlar. Şu kısım rahimdir, döl yatağı daha büyüktür. Şurası arkadaşlar rahim ağzıdır ve rahim ağzının dışarıya açıldığı kısım da nedir? Vajinadır. Bu şekilde bizim diş üreme sisteminde gösterilen yapılar bunlardır. Peki bunlar içerisinde isterseniz her birini teker teker anlatalım. İlk önce yumurtalıklardan bahsedeceğim. Tabi yumurtalıklar oldukça önemli. Çünkü burada oogenez dediğimiz olay gerçekleşiyor. Yani yumurta üretimi gerçekleşiyor arkadaşlar. Bunlardan bahsedelim. Şöyle bir diyorum. Yumurtalıklar. Yumurtalıklar. Arkadaşlar yumurtalıklar dediğimiz gibi sağda ve solda birer tane olmak üzere toplam iki tane olan yapılardır. Daha biz anne karnındayken gelişir arkadaşlar yumurtalıklar. Hatta yumurta mayoz 1'in profaz 1 evresine kadar da oluşturulur. Yani birincil oosit dediğimiz arkadaşlar kısma kadar oluşturuluyor. Daha sonra ergenlik dönemine geldiğimiz zaman bu mayoz 1'in profaz 1 evresinden devam ediyor. Büyüme ve gelişme ya büyüme ve gelişme demeyelim bölünme olayı devam ediyor arkadaşlar mayoz devam ediyor bu şekilde olgunlaşıyor yumurta erkeklerde bakın direkt olarak ergenlik döneminde sperm üretimi başlar ömür boyu devam eder ama kadınlarda böyle bir durum yok yumurtanın ilk bölünmeleri anne karnındayken gerçekleşiyor daha sonra yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 300
400 civarında arkadaşlar yumurta olgunlaşıyor. Olgunlaşma tam olarak demeyelim de 300-400 tane yumurta profaz 1 evresinde bekletiliyor ve ergenlik dönemine gelindiğinde bazı hormonların etkisiyle bu yumurta mayoza devam ediyor. Mayoza devam eden yumurta arkadaşlar en son yumurta olarak, yani tam olarak ovum olarak çıkıyor dışarıya ve döllenme varsa döllenmeye katılıyor. Döllenme yoksa parçalanıp bir miktar kanla birlikte dışarıya atılıyor. Zaten bunu menstrual döngüde anlatacağım size nasıl olayın gerçekleştiğini. O zaman şöyle kısaca bir yumurtalıklardan bahsedelim. Bir tane sağ, bir tane sağ, bir tane sol tarafta olmak üzere, sol tarafta olmak üzere iki tanedir. İki tanedir. Her ay, her ay bir yumurta, bir yumurta olgunlaşarak, olgunlaşarak serbest bırakılır. Serbest bırakılır. Arkadaşlar, yumurtanın olgunlaşmasını sağlayan hormon, olgunlaşmasını sağlayan hormon FSH, yumurtanın serbest bırakılmasını sağlayan hormon da, serbest bırakılmasını sağlayan hormon da LH. LH'in etkisiyle bakın şurada yumurta üretildikten sonra serbest bırakılıyor. Yani şuradaki kanala geçiyor. Biz bu olaya da zaten ovulasyon olayı diyoruz. Dediğim gibi menstrual döngüde her birini teker teker anlatacağım. Sonra geliyorum ikinci bölüm arkadaşlar. Yumurta kanalı. Yumurta kanalı. Arkadaşlar yumurta kanalı yani Fallopi tüpü yumurtanın olgunlaştıktan sonra çıktığı yerdir ve arkadaşlar burada döllenme gerçekleşir. Bakın en önemli özelliği bu. Döllenmenin gerçekleştiği yapıdır. Sadece bunu bilebilsek yeterlidir. Döllenmenin gerçekleştiği yapıdır. Şöyle düşünün. Bakın yumurta buradan serbest bırakıldı, buraya geldi. Spermler de arkadaşlar buradan şu kanaldan gelerek yumurta kanalına doğru giriyor. Daha sonra burada birleşme gerçekleşiyor. Eğer zaten sperm gelmezse, döllenme olmazsa yumurta bu kanalı takip ederek embriyoya geliyor. Rahme geliyor arkadaşlar. Uterusa yani. Daha sonra buradan da bir miktar kanla birlikte dışarıya atılıyor. Sonra döllenmenin gerçekleştiği yapıdır dedik. Bir de döllenme olduktan sonra arkadaşlar zigotun ilk evrelerini geçirdiği yapıdır. Geçirdiği yapıdır. Zigotun ilk evreleri derken de şunlar gelecek aklınıza. Mesela ikili blastomer oluşturuyor, dörtlü blastomer oluşturuyor, 32'li blastomerler oluşturuyor. İşte morula evresine kadar geçen zaman dilimi burada gerçekleşir. Morula ile birlikte nereye girer? Rahimin içine girer arkadaşlar. Yumurta kanalı ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim 3 diyorum. 3 rahim ya da uterus. Daha çok uterus kelimesi kullanılıyor. Şimdi arkadaşlar uterus döllenme olursa eğer embriyonun geliştiği yapıdır. Embriyonun geliştiği yapıdır. Geliştiği yapıdır. Her ay burada bir hazırlık başlıyor. Bakın uterusta her ay bir hazırlık vardır. Ne hazırlığı? Hormonların etkisiyle rahim iç duvarı, endometrium dediğimiz bir tabaka vardır. Bu tabaka kalınlaştırılır. Kılcal damarlar bakımından zenginleştirilir ve daha sonra arkadaşlar embriyonun tutunması için bir ortam hazırlanır. Eğer ki sperm gelir, yumurtayla döllenirse, zigot oluşur da hani gelip buraya tutunursa zaten bu hazırlıklar boşa gitmiyor. Ama sperm gelmezse, yumurta döllenmezse arkadaşlar, yumurta geliyor buraya düşüyor. O hazırlıklar yapıldı ya, hani rahim iç duvarı kalınlaştırıldı, daha sonra kılcal kan damarı bakımından zenginleştirildi. O yapılan bütün emekler, çabalar boşa gidiyor ve hazırlanan o iç duvar, o kılcal damarlardaki kan yumurtayla birlikte dışarıya atılıyor arkadaşlar. İşte menstrual döngü de bu şekilde başlıyor zaten. O zaman şöyle diyelim. İç duvarına endometrium denir. Endometrium denir. Arkadaşlar
Burada hani kısa kısa bunlardan bahsediyorum. Menstrual döngüde zaten büyük bir kısmını da yine bahsedeceğiz. O yüzden böyle kısa kısa bilgiler bilmeniz yeterlidir. Şimdi gelelim diğerlerine. Diğeri neydi? Rahim ağzı yani serviks ve vajina. Şöyle dört diyorum. Vajina ve serviks diyelim. Vajina ve serviks. Arkadaşlar bunlar da spermlerin dişi vücuduna bırakıldığı yerdir diyebiliriz. Spermlerin bırakıldığı kısımdır. Evet, bu şekilde dişi üreme sisteminin yapıları bunlardır. Burada bilmeniz gerekenler, bakın, döllenmenin gerçekleştiği yer yumurta kanalıdır. Unutmayın, yani fallopi tüpü. Embriyonun geliştiği yer uterustur. Uterusun iç duvarına ne diyoruz? Endometrium diyoruz. Endometrium da zaten dediğim gibi her ay kalınlaştırılıyor. Kılcal kan damarı bakımından zenginleştiriliyor. Şimdi gelelim arkadaşlar isterseniz menstrual döngüye. Menstrual döngüyü anlatırken zaten size bunlardan da yine bahsedeceğim. Nasıl olduğunu, nasıl gerçekleştiğini de bahsedeceğim. Bu arada döllenmeyi de size arkadaşlar ayrıca anlatacağım. Döllenme sırasında neler oluyor bunlardan da bahsedeceğim. Şimdi menstrual döngüyü ilk önce ben size anlatayım arkadaşlar. Daha sonra da bu şekil üzerinden yine göstereceğim neler olduğunu. Şöyle sayfamızı değiştirelim ve bir başlık atalım menstrual döngü diye. Menstrual döngü bir de yazabilsem çok iyi olacak. Menstrual döngü. Arkadaşlar, menstrual döngüde neler gerçekleşiyor? Hangi evrelerden oluşuyor? Buna geçmeden önce ilk önce menstrual döngü ne demek? Bundan bahsedelim. Şimdi bakın, dişi bireylerde yani bizlerde her ay arkadaşlar ovaryum ve uterusta bazı gelişmeler gerçekleşiyor. Bu gelişmeler, değişmeler gebelik olmazsa eğer periyodik olarak devam ediyor ve yumurta dışarıya atılıyor. Biz buna ne diyoruz? Menstrual döngü diyoruz arkadaşlar. Yani her ay, bakın her ay olgunlaşan yumurtanın dışarı atılmasıdır. Dışarı atılmasıdır. Kısaca bu şekilde söyleyebiliriz zaten. Şimdi menstrual döngünün evreleri var. Ben bu evrelerden bahsedeceğim. O yüzden böyle sayfayı bayağı dolduracağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Nasıl dolduracağız? Şimdi menstrual döngü 4 tane evreden oluşuyor. Bunlardan ilki folikül evresi, sonra ovülasyon evresi, sonra korpus lüteum evresi ve en sonunda arkadaşlar menstrual evre diyoruz. En sonunda menstrual evre gerçekleşiyor. Şimdi bu evreleri anlatalım. Daha sonra da döllenme olayını anlatalım. Arkadaşlar, şöyle birinci evremiz folikül evresi. Folikül Peki neler gerçekleşiyor folikül evresinden? Folikül ne demek biliyor musunuz? Yumurta demektir aslında. Yani yumurtanın geliştiği yapıya biz ne diyoruz? Folikül diyoruz arkadaşlar. İşte bu gelişimi içeren evreye de folikül evresi diyoruz. Folikül evresi yaklaşık olarak 10-14 gün sürer arkadaşlar. 10-14 gün sürer. Tabii kişiden kişiye değişebilir. Daha kısa da sürebilir, daha uzun da sürebilir. Ama genelde bu şekilde. Arkadaşlar, ovaryum içerisindeki yumurtanın olgunlaştığı, oluştuğu keseye biz ne diyoruz? Folikül diyoruz. O zaman folikülün ne olduğunu da yazalım ki en azından ne öğrendiğimizi bilelim. Yumurtanın oluştuğu kesedir. Oluştuğu kesedir. Sonra geliyorum diğer özelliğimize. Arkadaşlar, burada oogenez dediğimiz olayın yani yumurta oluşumu dediğimiz olayın devamı gerçekleşiyor. Nasıl gerçekleşiyor bu peki? Hani dedim ya profaz 1'e kadar bekliyor. Profaz 1'de bekliyor işte. Daha sonra ergenlik dönemine gelince de mayoz bölüme devam ediyor dedik. Arkadaşlar, FSH hormonunun etkisiyle yumurta oluşumu yani mayoz bölünme tamamlanıyor. Hangi hormon? Unutmayın FSH hormonu. FSH hormonu, FSH'ın açılımı ne zaten? Folikül uyarıcı hormon değil mi? Folikülü uyarıyor ve yumurtanın gelişimi tamamlanıyor. FSH etkisiyle yumurta oluşumunu tamamlar. Yani oluşumunu tamamlar derken neyi tamamlıyor? Mayoz bölünmeyi tamamlıyor.
Sonrasında ne oluyor arkadaşlar? Gelişen folüküle, bakın foliküllerden bir tanesi gelişiyor. Gelişen folüküle graf folikülü deniliyor. FSH yumurta oluşumunu tamamlar dedik. Gelişen folüküle graf folikülü denir. Sonrasında ne oluyor peki arkadaşlar? Bu olgunlaşmış olan graf folikülünden östrojen hormonu salgılanır. Yine hangi hormon etkisiyle? FSH'ın etkisiyle. Şöyle yazalım. Graf folikülünden östrojen salgılanır. Bu östrojen ne yapıyor arkadaşlar peki? Bu hormon gidiyor uterus iç duvarını, yani endometriyumu uyarıyor ve burada mitoz bölünmeyi hızlandırıyor. Kılcal damar gelişimini hızlandırıyor arkadaşlar. Yani bir nevi uterusu ne yapıyor? Hazırlıyor. O zaman şöyle yazalım. Bu hormon uterus iç duvarını uyararak mitozu ve kılcal damar oluşumunu hızlandırır. Evet, bu şekilde gerçekleşiyor. Peki bundan sonra ne olacak arkadaşlar? Folikül ovaryum dokusunda bu yüzey kısmına kadar gelir. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Hani şu şekil üzerinde göstereyim. Şimdi burada folikül ne yapıyor? Gelişiyor. Şu an hala ovaryumun içerisinde, yani yumurtalığın içerisinde. Gelişiyor. Bu söylediğim evreler gerçekleşiyor ve tam şuraya kadar geliyor. Buraya geldiği zaman zaten folikül evresi bitiyor arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Folikül yüzeye kadar gelir. Folikül evresi bu şekilde bitiyor. Gelelim bir sonraki evremiz. İkinci evre arkadaşlar, ovülasyon evresidir. Ovülasyon ne demektir biliyor musunuz? Ovülasyon, yumurtlama. Yumurtlama evresi. Arkadaşlar, ovülasyon evresinde aslında gerçekleşen tek bir olay vardır. Yumurta, yumurtalıktan çıkarak döllenme kanalı dediğimiz yumurta kanalına, yani falopi tüpüne giriş yapar. O zaman şöyle sürelim. Ne kadar sürer bu arada arkadaşlar? Bu 3-4 gün süren bir olaydır. Şöyle yazalım. 3-4 gün. 3-4 gün sürer. Hatta şöyle de söyleyeyim. Bu ovülasyon evresine eğer ki hani kadın erkek birleşimi denk getirilirse çocuk olma ihtimali daha yüksektir. Şimdi burada bazı hesaplamalar yapıyor. Mesela hani çocuğu olmayan kişiler genelde bunu gidip hani yapıyorlar. Arkadaşlar, doktora gittiğinizde hani hangi günlerde hamile kalma ihtimalin fazladır gibisinden sorduğunuzda şey yapıyor. İşte sizin menstrual döngünüze göre gün hesaplıyor. Diyor ki şu günlerde hani daha olma ihtimali daha yüksektir diyor ve belli günler veriyor. İşte o günleri hesaplarken ovülasyon gününe denk getiriyor. Yani oradaki o 3-4 gün içerisinde döllenmenin olma ihtimali daha yüksektir. Çünkü 3-4 gün içerisinde ne yapıyor? Yumurta kanala çıkıyor arkadaşlar. Hatta 3-4 gün demeyelim, biz sonrasında 2 gün daha ekleyelim buna. Çünkü yumurtanın kanalda ilerlemesi yine 1-2 gün daha sürer. Kanalda ilerleyene kadar işte 3-6 gün arasında çocuk olma ihtimali, yani döllenme olma ihtimali daha fazladır diyebilir size. Evet, bu sürede ne oluyor arkadaşlar biliyor musunuz? Bu evrede FSH miktarı azalıyor, LH miktarı artıyor. Bakın, FSH azalır, LH artar. Peki LH ne yapıyor? LH yumurtalıktan çıkmasını sağlayan hormondur arkadaşlar. LH yumurta kanalına çıkmasını sağlar. Bunu nasıl yapıyor arkadaşlar? Tabii ki folikül parçalanıyor. Bu hani etrafını saran hücreler vardır. Folikül hücreleri vardır. Folikül parçalanıyor ve yumurta kanalına çıkıyor. Biz bu olaya ne diyoruz? Ovülasyon olayı diyoruz arkadaşlar. Ovülasyon
menstrual döngünün ortalarına denk geliyor. Normalde menstrual döngü 28 gün, 30 gün süren bir evredir. Hani kişiden kişiye değişebilir ama genel olarak bu şekilde olması gerekiyor. Bu 28 günde 14. gün veya 15. gün arkadaşlar yumurtanın kanala çıktığı gündür. O zaman şöyle diyelim. Menstrual döngünün ortasına denk gelir. Ortasına denk gelir. Evet, böylece ovülasyon evresini de bitirmiş olduk. Şimdi geliyorum bir diğer evremize. Korpus luteum evresi. Şimdi bu evreyi çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Çünkü bu evre arkadaşlar sorularda çıkma ihtimali de yüksektir. Korpus luteum. Luteum evresi. Arkadaşlar korpus luteum evresi hem uzun süren bir evredir. Hani bu da yine 10-14 günlük bir evre. Ama korpus luteum evresinde de birçok olay gerçekleşiyor. Şimdi bu evreyi de yazalım. İlk önce kaç gün olduğunu yazıyorum arkadaşlar. 10-14 gün sürer. 14 gün sürer. Şimdi peki bu evrede neler oluyor? Arkadaşlar folikül parçalanıyor ya, hani yumurta dışarıya çıkıyor. O parçalanan folikülün içerisine yağ damlacıkları doluyor. Sarı renkli olan yağ damlacıkları doluyor. Ve biz bu yapıya ne diyoruz? Oluşan sarı renkli bu cisimciye korpus luteum. Diğer bir adıyla zaten sarı cisim diyoruz. O zaman şöyle diyelim. Parçalanan folikül içine sarı renkli yağ damlacıkları dolar. Yağ damlacıkları dolar. Bu yapıya korpus luteum. Korpus luteum. Diğer bir adıyla sarı cisim denir. Sarı cisim denir. Tabii biz ÖSYM sarı cisim olarak sormaz. Korpus luteum olarak sorar. Sonra arkadaşlar bu korpus luteum hücreleri ne yapıyor? Yüksek seviyede progesteron, az miktarda da östrojen hormonu salgılıyor. Bakın korpus luteum hücreleri, korpus luteum. Dediğim gibi burayı dikkatli dinleyin. Burası çünkü hem karışabilir hem de soru gelme ihtimali daha yüksek. Korpus luteum yüksek oranda progesteron az miktarda östrojen salgılar. Peki ne yapıyor bu progesteron ve östrojen? Arkadaşlar bu iki hormon yine uterus dokusunu uyararak kılcal kan damarı ve mukus bakımından zenginleşmesini sağlıyor. Bakın burada da salgılanan östrojen yine gidiyordu mitozlu kılcal kan damarı oluşumunu hızlandırıyordu. Burada da arkadaşlar ikisi birlikte ne yapıyor? Hızlandırıyor. O zaman progesteron ve östrojen uterusu uyararak kılcal kan damarı ve mukus bakımından zenginleştirir. Evet, bu şekilde olay gerçekleşiyor. Peki bundan sonra ne olacak? Arkadaşlar eğer döllenme varsa progesteron hormonu embriyonun uterusa tutunmasını sağlıyor. Döllenme yoksa progesteron seviyesi azalıyor ve korpus luteum bozularak zaten dışarıya atılıyor. Bunu menstrual evrede söyleyeceğim. Ama şu an sanki döllenme varmış gibi düşünelim arkadaşlar ve buna göre korpus luteumu devam ettirelim. Bozulmasını dediğim gibi menstrual evrede anlatacağım. Şimdi bakın burada döllenme varsa devam ediyorum şuraya. Döllenme varsa progesteron embriyonun uterusa tutunmasını sağlar. Eğer ki herhangi bir nedenden dolayı progesteron seviyesi düşerse embriyo uterusa tutunamaz ve düşük gerçekleşir arkadaşlar. O yüzden progesteron hormonunun sürekli yüksek seviyede tutulması lazım. Dediğim gibi eğer bir nedenden dolayı düşerse düşük olayı gerçekleşir. O yüzden de hani hamileliğin böyle ilk zamanlarında stresten, sıkıntıdan kesinlikle uzak durmak gerekiyor. Tamamında aslında uzak durmak gerekiyor ama olmuyor tabii ki.
genel olarak bu ilk başlarda, ilk 3 ay içerisinde daha dikkatli olmamız gerekiyor. Sonra tutunmasını sağladı. Peki tutundu arkadaşlar, ne oldu? Embriyo tutundu. Gebelik süresince bir tane hormon salgılanıyor. Hatırlayın, bir hormondan bahsetmiştim size. Neydi bu hormon arkadaşlar? Hem HCG'den bahsedeceğim, hem de luteotropik hormondan bahsedeceğim. LTH'den bahsedeceğim. Arkadaşlar, gebelik süresince LTH dediğimiz bir hormon salgılanıyor. Luteotropik hormon. Bu hormon sayesinde corpus luteum gebeliğin sonuna kadar korunuyor arkadaşlar. Yani corpus luteumun bozulmasını engelleyen hormon hangi hormonmuş? LTH hormonuymuş. Yine ayrıca embriyonun tutunmasını sağlayan hormon da hangi hormon? Progesteron hormonu. Yani ikisinin de hamilelik süresince ne olması lazım? Böyle yüksek seviyede olması gerekiyor. O zaman yazalım. Şöyle diyelim. Gebelik süresince LTH, yani luteotropik hormon. Luteotropik hormon. Diğer bir adıyla prolaktindir arkadaşlar. İsterseniz onu da yazayım. Prolaktin. Prolaktini belki daha çok duymuşsunuzdur. LTH, yani prolaktin ne yapıyor? Sayesinde corpus luteum gebelik sonuna kadar korunur. Zaten gebelik sonunda da ne oluyor arkadaşlar? Gebelik sonlanınca da corpus luteum prolaktin seviyesi düşüyor. Sonra ne oluyor peki? Hamilelik döneminde yine embriyo ve uterus birlikte korionik gonadotropin hormon dediğimiz HCG dediğimiz hormonu salgılıyor arkadaşlar. Bu hani hamileliğin var mı yok mu gibisinden bakarken HCG'ye bakıyorlar ya, beta HCG hatta. Buna bakarken neden buna bakıyorlar? Çünkü hamilelik sırasında salgılanan bir hormondur. Bu yüzden buna bakıyorlar. O zaman yazalım. Hamilelik döneminde embriyo ve uterus HCG, bakın ortaklaşa, ikisi birlikte yani HCG. Açılımı neymiş arkadaşlar? Koriyonik gonadotropin hormonu salgılıyor. Hatırlarsanız bu hormondan en başlarda da bahsetmiştim yine. Gonadotropin hormon salgılanır. Bu hormonda arkadaşlar progesteron ve östrojen hormonunu yüksek tutar. Östrojen hormonunu yüksek seviyede tutar. Eğer ki bu hormonda yine dediğim gibi düşerse, progesteron ve östrojen de azalacağı için düşük olayı gerçekleşir. Arkadaşlar, hamilelik devam ettiği sürece, bakın unutmayın, devam ettiği sürece yüksek seviyede HCG, progesteron ve LTH hormonu bulunur. Yani prolaktin bulunur. Hamilelik süresinde yüksek olan hormonları söylüyorum. Hamilelik süresince Yüksek olan hormonlar neymiş bunlar? Birincisi progesteron, çünkü embriyonun tutunmasını sağlıyor. İkincisi HCG, çünkü progesteron ve östrojenin yüksek olmasını sağlıyor. Üçüncüsü de arkadaşlar LTH, bu da ne yapıyordu? Corpus luteumun korunmasını sağlayan hormondu. O yüzden bunlar hamilelik süresince yüksek seviyede kalıyor arkadaşlar. Böylece biz ne yaptık? Corpus luteum evresini bitirmiş olduk. Dediğim gibi corpus luteum evresi oldukça uzun olan bir evre. Son olarak menstrual evreden bahsetmek istiyorum. Şöyle sayfamı değiştireyim. 4 diyeceğim. Menstrual evre. 4. Menstruasyon evresi. Menstruasyon evresi. Arkadaşlar bu evrede de eğer ki döllenme olmazsa gerçekleşen bir evredir menstruasyon evresi ve yaklaşık 4-5 gün sürer. Dediğim gibi kişiden kişiye değişebilir. Bu bir haftaya kadar uzayabilir. Şöyle yazalım. 4-5 gün sürer.
Peki ne oluyor bu evrede? Diyelim ki yumurta döllenmedi. Döllenme gerçekleşmedi arkadaşlar. Ne oluyor? Corpus luteum bozuluyor. Yumurta döllenmezse corpus luteum bozulur. Arkadaşlar, döllenmemiş yumurtayla birlikte kalınlaşmış olan uterus dokusu parçalanıyor ve bir miktar kanla birlikte dışarıya atılıyor. Korpus luteum bozulduğu için de zaten yeni bir hani gelişim için tekrardan çalışmaya başlıyorlar. Bu arada menstrual evre yani menstruasyon evresi folikül evresinin içerisinde gerçekleşir. Birazdan zaten böyle sayı doğrusu gibi doğru da göstereceğim ben size nasıl olduğunu. Şöyle yazalım. Döllenmemiş yumurta. Döllenmemiş yumurta ve kalınlaşmış uterus dokusu, parçalanarak bir miktar kanla, dışarı atılır. Arkadaşlar menstruasyon evresinde LTH artık salgılanmaz. LTH salgısı kesilir. Ayrıca kanda progesteron ve HCG salgısı da azalır. O zaman menstruasyon evresinde bu evrede azalan hormonlar diyelim. Azalan hormonlar. Az önce artanları yazmıştım ya. Aynısını şimdi azalanlara yazıyorum. Corpus luteum'da artanlar yani hamilelik süresince artanlar menstruasyon evresinde azalıyor arkadaşlar. Hangi hormonlar? Progesteron azalır. HCG azalır. Ve ayrıca LTH yani prolaktin azalır arkadaşlar. Daha sonra da menstruasyon evresinin içerisinde zaten FSH hormonu tekrardan artıyor ve arkadaşlar yeniden bir folikül oluşmaya başlıyor. Yeni folikül oluşur diyelim. Yeni folikül oluşur. Bu evrenin sonlarına doğru. Şimdi bakın. Size bunu bir grafik üzerinde yani grafik demeyelim de şöyle bir sayı doğrusu gibi doğru üzerinde gösterelim. Menstruasyon evresi neydi? 0 ile 28. gün arasında. Arkadaşlar bunun tam ortasını 14 gün olarak gösterelim. Şimdi bakın. Biz 4 evreye ayırmıştık. Bu 4 evrenin ilk 14 günü hangi evremizde? Folikül evresiydi, değil mi? Folikül evresi hangi hormonla başlıyor? FSH'ın artmasıyla başlıyor. 14. gün arkadaşlar hangi evre? Ovulasyon. Ovulasyon evresi yani yumurtanın dışarıya çıktığı evre. 14 ile 28. gün arası korpus luteum evresidir. Döngü bitti. Menstruasyon evresi nerede? İşte menstruasyon evresi de şuradadır. Arkadaşlar 4-5 gün sürer dedik ya. Yaklaşık olarak 4-5 gün süren menstruasyon evresi diyelim. Folikül evresinin içerisinde gerçekleşen bir olaydır. O yüzden menstruasyon evresi gerçekleşirken aslında ne oluyor? Yeni bir folikül de gelişiyor, gelişmeye başlıyor. Böylece biz ne yaptık? Diş üreme sisteminden bahsettik. Menstrual döngüden bahsettik. Bununla ilgili grafikler var. Sonraki videoda arkadaşlar hormonların grafiğini göstereceğim. Hormonlardan bahsedeceğim. Daha sonra oogenezden, spermatogenezden bahsedeceğim. Ve döllenme olayından bahsedeceğim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.